Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Ben de kafayı yemiş durumdayım. Evet haklısınız. Hocam sen Polyanna'sın. Tevbi eski yapmadan sensin Polyanna. Ben o olsa söylesem kara at olurum. Türkiye'de sulardan suda da zıplarım. Bak ben İstanbul'u çok iyi bilirim. Avucumun içi gibi bilirim. Tevbi eski yapmadan adamı nasip etmeyin. Şimdi ben de birçok kişinin merak ettiği soruyu cevaplayayım. Arkadaşlar yönetimden ne bileyim yönetime yakın isimlerden herhangi bir para kaynağım, geçim kaynağım yok ya da herhangi bir sponsorum yok. Bir tane sponsorum var o da golvar.com. Onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Hep destekçim oluyorlar sağ olsunlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha da inşallah iletişimimiz, destekleri artacak. Başka hiçbir sponsorum yok arkadaşlar. Eğer başka herhangi bir sponsorum olsaydı hala Peugeot 307'ye binerdim. Araçtan ilgili de ya birdenbire araç yolu, yolda giderken su kaynatmaya başladı etti. Hararet birdenbire uçuyor bakıyorsun. fan devreye giriyor sıkıntı yok şöyle böyle. Ee, ya termostat ya şeydendir dedik. Devir daimden. Neyse bir başkası da elektrik tesisatından müşür dendirdi dedi. Müşürü değiştirdik ettik ama hiçbir sonuç alamadık. İşte su kaynatması falan sürdü. Arabayı bir yerde bıraktık ettik. de e, Videoyu çektiğim 1 Eylül tarihi itibariyle gittik çok şükür yaptırdık ettik de kafadan kaygı gitti. Dua eden arkadaşlardan Allah razı olsun. Allah kimsenin başına vermesin ya. Gerçekten dermansız dert gibi bir şey ya. Ama e, merak ettiğiniz için cevaplayayım dedim arkadaşlar. Şükür sıkıntı yok. Şimdi... <laughs> rahat olun, serbest olun. Şöyle böyle dedim. Aslına bakarsanız biraz da insanları ben gerdim. Niye gerdim? Arkadaşlar bir konuda e, yanlış bilgi aktardım. Aslında doğrusunu daha önce aktardım ama yanlışını ısrarlı bir şekilde dün aktarmışım. Mazur görün. Aynı videoları ikinci kere çekmek gerçekten sıkıntıydı. UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirme süresi 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece. Yani Fenerbahçe'nin Fener'in maçı var. Yazdığımız gün var ya. O gün. Yani. E, cumartesi gecesi. Cumartesi gecesi. UEFA'ya kadro bildirmek zorundayız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yine yönetim yalakası sanacaksınız. Ya inanın değilim. Bak inanın değilim. Öyle bir olayım olsa zaten anlarsınız. E, 26 bin kişi anlamaz mı ya? Oğlum insan ne yaşadığını bilmez mi ya? Şimdi. Eğer herhangi bir forvet alınamazsa herhangi bir forvet alınamazsa merak etmeyin en ağır eleştiriyi ben yaparım. Hatta size derim ki geri çekilin. Açalım pisti. Mekanın sahibi gel derim. Merak etmeyin. Bunu yaparım. Şunu söyleyeyim. Forvet'i aldın Avrupa Ligi'nde oynatamıyorsun. Saçmalık değil mi? Bence de saçmalık. Stoper'i aldın Avrupa Ligi'nde oynatamıyorsun. Saçmalık. Hocam ne stoperi ne şeyi. Bunlar kimseyi alamazlar diyorsunuz. Sabır. Gerçekten sabır. Şimdi Fenerbahçe'de forvet transferi için atak. Bakın arkadaşlar bütün süreci açıklayayım şimdi size. Fenerbahçe Bayer Leverkusen'den Serdar Azmun için fiyat sordu. Azmun dedi fiyat. Onlar dedi ki az, az buz değil fiyat dedi. Ee, forvet transferinde gözler çevrildi. Bayer Leverkusen. Fenerbahçe'den 12 milyon euro istediler. Gazeteci Yaz eee Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den İranlı golcü Ferya şey e, Serdar Azmoun'un fiyatını sordu. 12 milyon euro istedi. Bakın. Dün 15'ti. Sabah 13'tü. Şimdi 12. Belki de sabaha 2'ye düşecektir. 2027'ye kadar sözleşmesi var. 27 yaşındaki oyuncu Zenit, Rubin Kazan, Rostov gibi Rus takımlarında adından söz ettirdim. Azmun bu sefer Leverkusen bu yıl Leverkusen'de 5 maçta 243 dakika 2 asist. Arkadaşlar sanırım 19 maça mı çıkmış, 9 maça mı çıkmış? Sadece bir golü var. Ben açık söyleyeyim. 2,5 milyon euro yazıyor transfer markette. Bir de siz bakın. 25 değil 2,5 yazıyor. Uzak durulması lazım diyorum. Stoper transferinde sürpriz hamle. Hmm. Lemos'un istikrarsız performansı. Gustavo Henrique'nin e, Mustafa Hoca'dan bile daha kötü stoper performansı vermesi ve Serdar Aziz'in sakatlık sonu. Kim sakat? Kim, kim, sakat? Sakat makat değilim. Balici diyordunuz. Tinerci diyordunuz. Kimici varken aç, düğününüze çağırmıyordunuz. Ne oldu diyor şimdi Serdar Aziz öyle söylüyor. Şimdi ne oldu diyor. <laughs> Şimdi savunmaya Fenerbahçe takviye yapabilir. Stoper arıyor diyor. Cesus'un talebiyle oluşturan liste için piyasa araştırması yapılıyor. Fransız ekibi. Sözleşmesinde son sineye giren Hırvat Stoper. Düce Kalete Kar ile yollarını ayırmak istiyormuş. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer 1 Eylül'de sona erecek. Bu nedenle Marsilya 6 milyon euroluk talebini çok daha aşağılara çekmek zorunda kalabilir. Aksi takdirde oyuncuyu bedelsiz olarak kaybedecekler. Fenerbahçe'nin kaletle 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 karete karete kablın bağlanan o. Ha Duje Kareta Kar'ın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi diyor. Kayıtlara geçesin. Duce Karetakar'ın durumunu yakından takip ediyoruz. 25 yaşındaki stoperin Loan Perez'de Marsilya'da birlikte oynamış olması. Bak arkadaşlar. Şimdi Mustafa Hoca atın kenara. Hocam adres ver. Geliyoruz. Çöpe bile atarız. Sen yeter ki atılmaya hazır ol. Öyle değil la. Ya beni bir kenara bırakarak soru şey yapıyorum. Söylüyorum. Şimdi mantık olarak Marsilya'da birlikte oynamışlar. Yüksek piyasa değeri var. Transfer markta göre 16 milyon euro piyasa değeri var. Hırvat milli takımında oynuyor. Ya Fenerbahçe için aranılmış kan olamaz mı? Şimdi biz beka oluyoruz. Şu bu ben hepsini tek tek sayayım dur. Ben bir şey söyleyeyim. Eğer Atilla Salai satılır ise. Şimdi biz ya satmıyoruz. şimdilik kalıyor takımda desek de siz fazla inanmayın. Atilla Salai satılıyorsa karet karette kark kar gelsin. 2-3 milyon euroya kapatsan ulan dersin 5 ona verdin Luan Perez'i 2 de ona verdin 7 milyon euro. 20 onu sattın, 18 e onu sattın, 38 milyon euro. 38'e 7. Süper. Gustavo Henrique'yi gönderirsen müthiş. Lemos'u da gönderirsen olur. Hocam Serdar Aziz bıt bıt. Bir tane de Türk çekersin. Onu da UEFA listesine yazdırma. Ne olacak? Yani Mustafa Hocam ben yanlış anlamadım değil mi? Sen diyorsun ki bir tane stoper çekelim. Bir tane de yedek Türk stoper çekelim. Aynen öyle. Türk stoperi UEFA'ya yazdırmasak ne olur canım? Bir şey olmaz diyorsun. Doğru muyum? Doğrusunuz. Hocam 3 stoperle UEFA'da 6 alt, maç. UEFA'da Fenerbahçe sadece 4 maça çıkacak. Kendinizi kandırmayın. Hepinize sorsam AYK'lar nakam maçları cepte. O maçta stoper Arao bile oynasa olur diyorsunuz. Şimdi niye kıvırıyorsunuz? Kıvırmayın. Kıvırmayın. Ben bir şey söyleyeyim. O maçlarda stoper Yiğit Efe Demir bile olsa sırıtmaz. Harbi söylüyorum sır sırıtmaz. O yüzden kafaya takmayın. Az stoper Loan Perez bir de Serdar Aziz. 3 stoper yeter. Forvet için az forvet kiralanabil e, bir forvet daha olabilir. Bir de Serdar Dursun mesela yeter. Neyse Nino Kimmici'yi sattıktan sonra Nino için e, görüşme yaptı. Kadroya katmaya çalıştı. Brezilya ekibiyle görüştü ama e, zorunlu Saok ok şeklinde kiralama teklifinde bulduk. Reddettiler. 5 milyon euro demişlerdi. Arttırdılar. Şimdi tekrar 5 milyon euronun altına bir teklif sunup almaya çalışacağız. Fluminense'nin tavrına göre rakam biraz daha aşağıya çekilebilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Nino sizin hayalinizdeki futbolcu değil. Abdülmü'min. Bu yaz daha önce de gündeme gelen bir diğer isim. Abdülmü'min. Vitoria Guimares'te savunmaya 3 takviye yapmış. Dörtlü defans oynuyorlar. Ve stoper sayısı 6'ya yükselmiş. Siyah beyazların mu'min için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı kaydedildi. 24 yaşındaki savunmacı 2 milyon euroya kadroya katmayı planlıyor. Bu imares 3,5 milyon euro istiyormuş. Mu'min Jorge Jesus'un önerisiyle Fenerbahçe'nin listeye aldığı bir isim. Bu nedenle yönetim pazarlıklarda rakamı yükseltebilir. Fenerbahçe'ye gelme konusunda istekli olabilir. Şimdi Abdülmu'min arkadaşlar Futbolcunun profilini hatırlamıyorum ama şimdi birlikte bakalım. Boy 1.85'ten aşağıdır inşallah. Yoksa hız yoktur. Ee, tam hatırlayamadığım için şey yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın lan sen de verdiğin duyumu bilmiyorsun falan. Boy 1.88. Sizce hızlı mıdır? Hocam Kim Minji hızlıydı. Kim Minji bak Kim Minji Joker'di. Kim Minji sana bir Allah'tan bir lütuftu. Olmayacak. Duaya amin denmesiydi. Oldu o dua. Çünkü sen ızdırar lisanıyla istedin. Fenerbahçe taraftar çok şükür müthiş bir insana yani müthiş bir futbolcu, müthiş bir karakter olmuş oldu. Bu arada Abdülmümin dört kez forma giymiş ee, elemelerde. 360 dakika full süre almış. 1,5 milyon euro ya, ya, 1 Eylül 2022'de 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Raya Kano'ya da gitmiş gözüküyor. Haberiniz olsun. Ben haberi verirken iyi ki transfer markada bakmışım yoksa yani sıkıntıydı. Ha 1.88 boyunda bak. Dediğim gibi bu sizi karşılamaz. Bu sizi tatmin etmez. Nino da tatmin etmez ama öbür Duja Karetta Karetta Kar sizi tatmin eder. Fenerbahçe için İtalya'dan Luis Muriel iddiası. Ne iddiası? İddiam iddia yok. Forvet araçlarını sürdürüyor. Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel için girişimlerde bulunuyor. Ee, Bergamo Bergamo, Bergama neviste yer alan habere göre bu yıl hasatlerde çok fazla zeytin zi satılacak. Satıldıktan sonra köye e, bilim adamları gelecekmiş. Onlar geldikten sonra da köyün muhtarıyla birlikte gideceklermiş. Bir de çiğdem çitleyeceklermiş. Bu, bu ne lan? 31 yaşındaki Forvet için yapılan görüşmelerin henüz ileri bir aşamaya gelmediği kaydedilmiş Bergamo nevistinin haberine göre. Sturm Graz'dan Hojnont'un transfer edilmesinin ardından Atalanta'nın Muriel'in ayrılığına onay vereceği kaydedildi. Kolombiyalı forvet bu sezon ligde 3 maçta süre aldı. Zapata'nın ardından ikinci forvet konumunda 31 yaşındaki Muriel. Atalanta'da bugüne kadar 131 maça çıkmış. 59 gol 22 asist. Ben skillsini falan izlemedim. Arkadaşlara sordum. Sevgili arkadaşlar. Hazır bir oyuncu. Sabri'ye benziyor mu dedim. Ne Sabri'si dediler. Yani na nasıl bir futbolcu kime benziyor dedim. Annesine benziyor daha çok. Babasını andırıyor mu? Ama... <laughs> Sabri ile birlikte. Lan ne Sabri'si diyorum. Ee, neyse yani öyle. <laughs> neyse arkadaşlar. Draxler Benfica'ya transfer olmuş. Draxler Benfica'ya transfer olmuş. Keşke Fenerbahçe falan becerebilse böyle sansasyonel ismi ama olmuyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Mur yer için diğer kısımda daha detaylı konuşayım ama olabilir isimlerden. Tamam. Tamam. Ama annesine daha çok benziyormuş. Şimdi Mauricio Lemos için İspanya gelişmesi. Ya Lemos dediniz de benim aklıma geldi. Fenerbahçe bugün idman fotoğraflarında Lemos ne yapmış acaba? Lemos var mıymış bir bakayım. Yoksa niye yok acaba cır cır mı oldu ya? Futbolcumuzdan ilgilenin ya. Eski futbol, e, şeyle, futbolcumuzdan ilgilenin. Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un Raya Vayakana ve Elche'ye önerildiği belirtildi. Evet günaydın 3. gün oluyor. Transfer döneminin son günleri yaklaşıldı. E, bir şey söyleyeceğim. Elche Rayo Vallecano İspanya Ligi mi? Hemen e, haritama bakıyorum. 1 Eylül'de bitiyormuş. Yani belki de siz bu videoyu izlerken gittiyse inşallah açıklaması yapılacaktır. Ama gitmediyse <laughs> Şimdi Lemos İspanyol ekibinden Mayakana el Elche'ye önerildi. Haberde daha önce Las Palmas'ta forma giyen Lemos'un İspanya'ya dönüşe sıcak baktığı belirtildi. Ama henüz bir yanıt vermediler. 2020 yılında Las Palmas'tan Fenerbahçe'ye geldi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıktı. Şimdi mesela Emre Berezoğlu ben kefilim diyordu futbolcusu için. O zaman neden almıyorsun Emre dedik. Ben kefilim dedi. Ulan kefil sen al işte. Yani ben kefilim. Lugano kefil. Yok Kayna tam kefil. Kaynanam kefil. Lan kim kefilse o alsın o zaman. Adam adam sinir ediyorsunuz. Ya ya kardeşim ya, madem kefilsin o zaman alacaksın. Fenerbahçe'yi büyük bir yükten kurtaracaksın. Ya kaç dakika oldu video ya? 14 dakika olmuş. Ya Kayseri Spor maçında ben niye içimden bir ses hem Alioski hem Osai ee, hem Alioski hem Osai hem Joshua King hem Ca Pedro ilk 11'de olacak diyor içimden bir ses. Allah Allah. Bilmiyorum. Neyse şu Fenerbahçe Orga'da bir bakayım. Bu arada kanala mutlaka abone olun. Kayseri Spor maçına kadar 26.100'ü geçelim. Ee, bir sefere mahsus. Her ay bir tane bir sefere mahsus totemimiz de olmama ihtimali oluyor. Ama e, siz abone olun. Yakında sürprizlerimiz olacak. Siparişler 5 Eylül'de gelecek. 5 Eylül günü inşallah. Bugün <laughs> sende odan ee, mesaj geldi. 5 Eylül'e kadar. 5 Eylül'de vereceğiz istedi. Ben de tevbesizlik yapmayın. 5 Eylül'de gidin. Adama hatta -hat etmeyin. Benim canımı sıkmayın dedim. yüzüm yüzümü yok. Hayır dedim ya insan acele et dedim. Mustafa Hoca'ya getiriyorsan acele edin. Neyse şu itman fotoğraflarına bir bakalım. Ortam manasıyla bir yükleme yapılsın. Kaleci Ertuğrul Çetin'i 6 ay bayındır falan gözüküyor. Jorge Jesus'tan yeni rotasyon kararı diyor haberde. Ha benim aklım ondan ilk 11 gelmiş. Konya Spor maçı analiz edildi. Gerekli dersler alındı. Kayseri Spor karşılaşmasına hedef 3 puan. Evet. Coşkulu futbol taraftar, teknik direktör, teknik heyet analiz. Konya ön bölge organizasyonları beğenmedi Jesus. Yapılan hatalara Hı -hı, dedi Jesus. Nasıl oynaması gerektiğini anlatacak. Eski kimliğine geri dönmek. Futbolun yanı sıra bol golli galibiyet ilk 11'de yine en az 3-4 değişiklik olması bekleniyor. Son idmanlardan verecek. Şimdi Çagliar'dan transfer edilen Jao Pedro. Joao. Joao ama Jao Pedro daha güzel oluyor ya. Bilmiyorum bu konuş tam olarak ne. 71'de oyuna girdi Konya maçında. Hırslı göründü. Gol atmayı başaramadı. Valencia kırmızı kart cezası biliyorsunuz. Valencia'nın yokluğunda birinin oynaması bekleniyor. İrfan Ferdi'den dostluk pozları geldi. Yani her futbolcu arasında yaşanabilecek hadiselerden bir tanesi. Zaten çok abartmamışlardı. Öyle Kerem Markal gibi yırmık yırmağa girmemişlerdi. dün idmanda bir araya geldiler. Evet şu idman fotoğraflarına bir bakayım. Kim yok acaba? Mesela Lemos, Valencia özellikle bunlara bakacağım. Kalecilerimiz Abdullah yeter. Evet şurada zıplayanlar var. Zıplayanlar kim? Arespoilan Serdar Dursun sanırım. Evet. Koşan ekip var. Bütün futbolcularımız koşuyor. Zayts, Emre Mor, Rossi, Burma, Buruma, Osayi, Ca Pedro, Noah, Joshua King, Crespo, Arao. Evet. Bunları gördük. Lincoln, Serdar Aziz, İrfancan Can Kahveci, Gustavo, Henrique, Mert Yandaş, Komutan Logar, Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, Luan Perez, Başka kim var? Ee, ben Valencia'yı göremedim Lemos'la birlikte. Cırcır cır mı oldular acaba? Aloski. <laughs> Aloski de var. Aloski. Sen öp Başka aynı isimler. Cesus bir ekibi. İrfan Can, Ferdi Can, İbel Can, Atlıcan, Fettahcan hepsi var. Ee, Novak, Gustavo, Henrique. Gustavo Henrique'nin üstünde 2 numara yazıyor arkadaşlar. Sabek gibi mi oynattı lan acaba? Allah Allah. Arao'da 6, İsmail Yüksek'te 6. Yani ön libero mevkisi şeyler onlar. İlginç. Mert Hakan'da kaç yazıyor? 31 şey. 4 yazıyor Mert Hakan'da. Lan Mert Hakan önlü mu denemiş? Şey mi denemiş? Stoper mi denemiş? Yeni bir güneş mi doğuyor? 5 numara Luan Perez mi o? Luan Perez 5 numara yazıyor. Salahi de 3 mi yazıyor? Solbek genelde 3 yer. İlginç. Genelde 1 numara yani 2 sağ bek 3 4 2 sağ bek, 3 sol bek, 4 sağ stoper, 5 sol stoper genelde o şekilde forma giyer. Atilla Salah'ı 3 giyiyor mesela. 5 numarada şey giyiyor. Bir başka resimde de daha 2 3 giymiş. Ben göremedim ya. Lemos'u göremedim. Herhalde bir gribal enfeksiyonu var. Valencia'yı da göremedim idmanda ama siz görürseniz bana mutlaka haber verin tamam mı? Tamam mı canım? Siz görürseniz bana mutlaka söyleyin. Ben gereken yerlere, gereken başvurularda bulundum. hakkımıza hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Benim ee, videodaki sürem de bayağı uzun olmuş. Ben aktaracaklarım bu kadar. İnşallah şifreleri anladınız, algıladınız, algılamadıysanız daha ben ne diyeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.